Merhaba arkadaşlar bu dersimizde yeryüzündeki sıcak suların dağılışından bahsedeceğiz. Bu sıcak sular genellikle nelerde paralellik gösteriyor? Bu paralellikler bizim karşımıza hangi tip soruları getirebilir? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi önümüzde bir harita var. Haritaya bakarsak aslında bu anlamda yeryüzündeki sıcak su dağılışında rahatlıkla sentez etmiş olabiliriz. Şimdi görüyorsunuz şu alan yani Uzak doğu ya da doğu dediğimiz alan tamamında ne var? Sıcak su kaynağı var. Neden derse buralar zaten depremik alanlar. Aynı zamanda depremle volkan paralel olduğu için volkanik alanlar. Bu alanlar sıcak suların hatlarının ülkemiz dahil birçok yere uzandığını rahatlıkla görebiliriz. Yine Amerika'nın batı kısmında da bu hattın yoğun olarak gözüktüğünü rahatlıkla bu haritadan seçebiliriz arkadaşlar. Peki aklımıza bunlarla ilgili hangi tür sorular gelebilir? O sorularla hangi yorumları yaparsak daha kolay neticeye ulaşırız. Onlara bir bakın. Harita incelediğimizde depremler, volkanik faaliyetlerin yaygın olduğu alanlarda yine sıcak su kaynaklarının da oldukça yaygın olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Yağışlarla yer altında sızan sular ya da doğrudan magmanın soğuması ile oluşan sıcak sular fayatlarını takip ederek yüzeye ulaşmaktadırlar. Aktif volkanların içerisinde ara ara püskürerek faaliyette bulunan sıcak suları da biz ne diyoruz? Geyser diyoruz. Peki bunlar nelermiş? Bu kaynakları hangi şekillerle gösterebilir ÖSYM? Hemen onlara bir göz gezdirelim. Fay kaynaklarının ülkemizde çeşitli şekillerde yararlanabiliyoruz. Fay kaynağının ne olduğunu öğrenmiştik. Sıcak su hattının da bu anlamda fay kaynağını takip ettiğini detaylıca anlatmıştık. Şimdi sağlık turizminde tedavi amaçlı kullanabiliriz. Biz bu kaynakları rahatlıkla Elektrik enerjisi elde etmede özellikle Denizli Sarayköy Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olacaktır. Jeotermal enerjiye bağlı olarak kurulmuştur. Yeni seraların ısıtılması, yerleşim birimlerinin ısıtılması yani Kızılcamam Kırşehir gibi alanlarda yoğun olarak kullanıyoruz bunları da. Konserve sanayi ve deri sanayide biz ne yapıyoruz? Jeotermal enerji kaynaklarını yoğun olarak kullanıyoruz. Hemen arkasından karstik kaynaklara bakalım. Yani biz ne diyoruz bunlara aslında? Bu alanları. Şimdi bakarsak Kireçli bir sağ var. Kireçli sağının içinde birikmiş bir ne var? Minerali su var. İşte biz buna karşılık kaynak diyoruz. Hemen bu şeklin yanında acaba bize bu kaynağı gördüğümüzde hangi sorular hangi desaylar karşımıza çıkabilir? Onlarla ilgili yorumlara geçelim. Suları oldukça soğuktur. İçlerinde bol miktarda erimiş kireç minerali bulunur. Geçirimler her yerlerde görülür. Neden Ersin? Bu alanlar kireç ya da kalsiyum karbonat içerdiği için yağın yağmur suları kolaylıkla ne yapabilecektir? Yer altına sızabilecektir arkadaşlar. Akımları oldukça yüksektir. Debisi mevsime göre değişir. Enerji üretmede oldukça fazla kullanıyoruz yine kepez barajı. Akdeniz bölgesinde de yine yaygın olarak göreceğimiz kaynak türü de kalsiyum kaynak olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Artezyen kanaklarda arkadaşlar bu anlamda şekli yorumlamak çok önemli. Neden derseniz hemen bakıyoruz burada iki tane ne var? Geçirimsiz tabakama. Peki o iki geçirimsiz tabakanın arasında sıkışmış bir su alanı var. Yani zamanında o alan su ile kaplanmış. Fakat üstten ya da alttan bir geçirme olmadığı için su kendisi yüzeye ne yapamamakta? Çıkamamakta. Peki o zaman biz ne yapacağız? Hemen beşeri müdahalelerde bulunacağız. Yani sondaj aletleri kullanacağız sondaj aletleri genellikle artezyen kaynağının çıkarılmasına kullanılan basınçlı kuyu alanları oluşturmaktır. O zaman diyoruz ki iki geçirimsiz tabak arasındaki bu araziye bu suya ulaşmak için sondaj aleti kullandık ve biz ne dedik? Artezyen kaynak dedik. Bu önemli bilgi. Peki bununla ilgili hangi yorumlar çıkabilir karşımıza? Yine bahsettiğimiz üzere iki geçirimsiz tabak arasında sıkışmış bir su birikintisi. Debisi yıl içinde çok fazla ne yapmayacak değişmeyecek. Suları yine soğuktur Karstik kaynaklar gibi. Konya Ovası, Ergen Havzası gibi çanaklaşma alanlarında da bu yüzey şekillerine ya da bu kaynaklara rahatlıkla rastlayabiliriz arkadaşlar. Hemen arkasından Geyser var. Geyser deyince aklımıza ilk gelmesi gereken önemli bilgilerden bir tanesi de şudur. Türkiye'de Geyser kaynağına rastlanmaz. Neden derse gazlar kaynağı aktif volkanları takip etmektedir. Yani Türkiye bu anlamda aktif volkan sahalarına sahip olmayan bir arazi üzerinde olduğu için Türkiye'de gazlar kaynağını görmek mümkün değil. Peki nerelerde görebiliriz gazlar kaynaklarını? İzlanda gibi alanlarda yani bu anlamda volkanın aktifliğinin yoğun olduğu alanlarda gazlar kaynaklarını da yoğun olarak göreceğiz arkadaşlar. Peki geyser deyince yorum yapmamız istenirse hangi bilgiler bizim kafamızda mutlaka olmalı? Aktif volkanlar çevresinde bu anlamda yine faaliyet gösteren kaynak türleri geyserler adını alır. Suları oldukça sıcak sebep derse yine magmanı ısınmış suyunu taşıyacak. Mineryonlar oldukça zengin alanlar yine. İzlanda, ABD ve Yeni Zelanda'da bu kaynaklara rastlamamız mümkündür arkadaşlar. Sebep sonrası bize ne diyeceğiz hemen arkasında? Bu alanlar aktif volkan sahaları olduğu için bu alanlarda geyserlere rastlamamız kolay ve mümkündür. Ama Türkiye gibi aktif volkanlar görülmeyen sahalarda gazları rastlamak mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Hemen gazları görüyorsunuz. Sıcak su haznesi buradan bir doğal fışkırma var. Ya da magmanın bu anlamda kraterler üzerinden fışkırması da gazları bizi rahatlıkla götürecektir. Taban suyu kuyusu nedir arkadaşlar? Taban suyu kuyusunda geçirimsiz bir tabakamız var. Hemen burada birikmiş bir su kütlemiz var. Yağışlarla ve benzeri faaliyetlerle desteklenen bir su kütlesi bu. Kurak bölgelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geçirimsiz tabakaya kadar inilerek açılan kuyuları da biz taban suyu kuyuları diyoruz. yani bu anlamda paralellik gösterecektir. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Müzik